Öncelikle Erdoğan'ın beni gündeme alması beni son derece mutlu ediyor. Ama ne hikmetse bir gün karşıma çıkıp benimle konuşmak istemiyor. Kendisine şu cesareti verebilirim. Sevgili Erdoğan, sen dünyaya meydan okuyorsun. Meydan okuyorum diyorsun. Bir de gel bana bir meydan oku bakalım. Er mi yaman, bey mi yaman bir görelim. Konuşmasında rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmakla beni suçluyor. Ne benim yakınlarım hiçbir zaman gidip Man Adası'nda veya Malta Adası'nda Türkiye'de vergi ödememek için şirket kurmadılar. Şimdi ben Erdoğan'a sormak istiyorum. Senin yakınların Man Adası'ndaki şirketle hangi ticari ilişkiler içindeler? Ben bunun cevabını istiyorum. O bana diyor ki rızkını ticaretle kazananları Kılıçdaroğlu küçümsüyor. Ben hiç kimseyi küçümsemiyorum. Sana küçük bir çocuğun anlayabileceği dilden soru soruyorum. Sen dedin ki bir şirket sattın. Hangi şirketi sattın? Ne kadar para kazandın? Bu soruyu sormak benim hakkım. Onun da cevap verme hakkı var. Niçin benim bu soruma cevap vermiyor? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için soruyorum. Kazanan, üreten, vergisini ödeyen vatandaşın hakkı için soruyorum. Ben bunu soracağım. Benim aleyhime milyonluk tazminat davaları açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Açmazsanız namertsiniz. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım ve koruyacağım. Bu memleket için. Benim kızımın dairesiyle uğraştılar, diğerleriyle de uğraştılar. Ben ona bir soru daha sorayım. Beni dinliyorsunuz. Senin bütün organların beni dinliyor. Çocuklarımın telefonunu dinliyor. Eşimin telefonunu dinliyor. Ben hiçbir zaman dönüp de çocuklarıma oğlum paraları sıfırladınız mı demedim. Sen söyledin. Peki çık bakayım cevap ver. O paralar ne paralarıydı? Bilal oğlan paraları sıfırla dedin. Bakın ne kadar açık, ne kadar net sorular soruyorum. Yüreği varsa karşıma çıksın. Cesareti varsa karşıma çıksın. Adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın hesaplaşalım. Hiçbir endişem yok. Hiçbir korkum yok. Bizim her şeyimiz açıkta. Biz cam gibi insanız. Biz öyle kaçacak, göçecek, vergi kaçıracak, para ödemeyecek insanlar değiliz. Biz dürüst ve namuslu insanlarız. Dürüst ve namuslu insanlar, dürüst ve namuslu olmayan insanlarla mücadele etmek zorundadır. Yani İnönü'nün dediği gibi namuslular da en az namussuzlar kadar cesaretli olmadıkça bu ülkeye huzur gelmez. Bu ülkeye huzuru getirmeye kararlıyız. Teşekkürler.